Hüceyname'den merhaba. Türkiye'de bir eğitim-öğretim yılı daha tartışmalarla başladı. Kuzey Kürdistan'da son savaş ortamının ortaya çıkardığı yeni koşullar zaten eğitim-öğretimi alabildiğine güç kılıyor. Bunun yanı sıra Kürtler hala kendi dillerini eğitimde özgürce kullanamıyor. Kürt çocuklarının kendi dillerine yabancılaştırılma ve asimilasyon politikalarında da bir değişiklik yok. Türkiye'de ise hem savaşın neden olduğu umutsuzluğun hem de AKP hükümetinin eğitimdeki hegemonyasını içerik ve yapılanma olarak pekiştirmesinin etkilerini gözlemek mümkün. Kuçenamenin bu bölümünde Cizir'den Amed'e, oradan İstanbul'a uzanan hat üzerinde eğitim-öğretim sorunlarını gündemimize aldık. Cizir, 9 gün süren sokağa çıkma yasağı ve büyük bir direnişin ardından yeni eğitim-öğretim dönemine başladı. Aynı durum Amed'in Sur ilçesinin yanı sıra Kürdistan'ın birçok kent ve kasabasında da yaşanıyor. Tüm bu koşulların yanı sıra DTK'nın asimilasyoncu, yok sayıcı, antidemokratik eğitim politikalarına karşı aldığı bir haftalık boykot kararı var. Bu koşullarda eğitim-öğretim yapılabilir mi? Kürtlerin talepleri ne zamana kadar ertelenebilir? Savaşa ayrılan bütçe ne zaman eğitime aktarılır? Bunun yanı sıra eğitim kurumlarının fiziki durumları da önemli bir sorun. Örneğin birçok yatılı okulda hala devletin özel timleri ve askerler kalıyor. 90'larda genelde çok karşı karşıya kaldığımız ve genelde 90 sürecinin yaratmış olduğu konseptlerin eğitim-öğretim ortamı üzerindeki tavrı bu yılda kısmen ifade buluyor diye söyleyebiliriz. 7 Haziran'dan sonra özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra oluşan atmosfer, oluşan siyasi yapılanma açıkçası 22 Temmuz'a kadarki süreçle beraber farklı okumaları biliyorsunuz devreye koydu. 22 Temmuz'la beraber başlayan saldırılar, 22 Temmuz'la beraber oluşan artık çatışmalı ortam kısmı anlamda tabii eğitim öğretimin de koşullarını, şartlarını etkiliyor, etkileyecek de. Bu yıl açıkçası diğer yıllardan farklı olduğunu çok rahat bir şekilde herkes hissediyor. Çünkü yakın bir zamanda Cize'de 9 gün boyunca kesintisiz bir ablukaya alındı. Sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu süre içerisinde çok sayıda insanın evi tahrip oldu. Çok sayıda can kaybı yaşandı. Savaşın, ölümlerin, gözyaşının, kanın ve çatışmalı ortamın egemen olduğu bir alanda sağlıklı bir eğitim, öğretim ortamının yürüyeceğini, yürütülebileceğini kesinlikle dillendiremiyoruz. Öyle bir durum söz konusu değil. Artı yani bu hem şehir merkezlerinde hem ilçe merkezlerinde hem kırsaldaki şart ve koşulları da farklı şekilde irdeliyor. Biliyorsunuz her gün ölüm haberleri geliyor. Her gün bu noktada özellikle çatışma haberleri geliyor. Bu şekildeki bir minvalde eğitim öğretimin sağlıklı yürüyeceği ya da başlayacağı ile ilgili sorun sıkıntıdır. Okulların yurtlarında çoğu özel hareketler yerleşmiş. Burada bu özel hareketlerin mahalle içinde olduğu için çoğu çocuklarımızın, öğrencilerimizin psikolojisi bozulmuş halde olmuş. Eğitime farklı bir yönde bakıyorlar. Acaba biz bu özel hareketler ya da bu çalışmadan sonra biz nasıl okula gideriz diye okul ile öğrenci arasında çok soğutmalar olmuştur. Yani bu çatışma içerisinden kimse ne eğitim öğretmeni düşünmüş çocuklarımız ne okulu düşünmüş. Okullar ne zaman açılacak, ne zaman eğitime başlayacak bunları düşünmemiş. Çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Her türlü hani, dillerini geliştirmesini, kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Tabii ama bu güvenlik zaafı olduktan sonra hani çocuklarımızı nasıl göndereceğimizi, hani hangi şartlar altında eğitim göreceklerini yani kuşkuluyuz. Yani bu şekilde nasıl okula gidecekler, yani can güvenlikleri var mı yok mu, polis psikolojisiyle mesela her yerde polisin veya biber gazının atılması, bomba sesleriyle, silah sesleriyle yani sabah erkenden eve çıkmaları bu çocukların psikolojisini bozuyor. İlla ki yani dillerini geliştirmelerini istiyoruz. Hani okusunlar, büyüsünler, kendilerini geliştirsinler bir şekilde. Okullar eğitimlerini görsünler istiyoruz ama
Yani bu şartta böyle bir bu imkanlarla zor görünüyor tabii. Nakil talebinde bulunan öğrenciler var. Evini işte başka yere taşıma isteğinde olan kişiler vardır. Çocuğunu gönderip göndermeme noktasında kaygı taşıyan velilerimiz vardır. Bu bölgeye yeni atanmış öğretmenlerin gelip göreve başlayıp başlama noktasında çocuğu kaygıları vardır. Bundan dolayı bu yıl iyi bir atmosferle eğitim öğretime başlayacağımızı düşünmüyorum. Geçen senelere nazaran dezavantajlı bir durumda ve eksilerle başlıyoruz diye düşünüyorum. Çocuklarımız sabahleyin evden çıkıyor, okula gidiyor. Acaba o çocuk eve gelir gelmez? Can güvencesi var mı yok mu? Biz bunu diyoruz. Teneffüse çıktığımız zaman gaz bombalarıyla gözlerimiz yanacak. Ses bombaları duyacağız, dersler bölünecek. Çoğu zaman okul olmayacak. Zaten geçen hafta yaşadığımız gibi polislerle beraber okula gidiyorduk. Tomalarla, tanklarla, kobra araçları olsun. Gaz bombaları, polis. Böyle okula gidip geliyorduk. Seçimden sonra yine büyük ihtimal böyle olacak. Bayram nedeniyle biraz sakin bu aralar. Mesela geçen dönem pazarda çok... Evet abi, duyduğumuz gibi evet. Biliyorsunuz normalde eğitimciler bir aylık süreç itibariyle stajlarını kendi bulundukları alanda, bulundukları ortamda alabiliyorlar. Bizim son aldığımız bilgiler, bizim son aldığımız bu noktadaki geri dönütlerde burada çalışan, özellikle batıdan gelen, Türkiye'den gelen öğretmen arkadaşlarımızın büyük bir kısmının sevk, rapor, ücretsiz izin şeklinde aslında bu süreci bir şekilde kendilerine yönelik bir değerlendirdiklerini de duyuyoruz, farkındayız. Yani eğitimcinin de bu konuda artı yine öğrencilerimizin de koşullarının çok iyi olduğunu söyleyemeyiz bu süreçte. Bugün yaşanan sorunlar bugüne özgü sorunlar değil. Çünkü 30 yılı aşkın bir süredir Kürdistan'da çatışmalı bir süreç yaşanıyor ve devletin olağanüstü uygulamaları var. Her ne kadar Tayyip Erdoğan olağanüstü hali kaldırdık diyor ama o doğru olabilir. Ama olağanüstü halden çok daha ağır koşullar altında yaşıyor halkımız. Bu eğitim sürecine de tabii ki her zaman olduğu gibi bu yılda, bu dönemde olumsuz bir şekilde etkiliyor. Özel hareketler yurtlardan boşaltmaya başlamışlar. Biz okullarımıza baktık, okul binasında özel hareket yoktur. Ama biz gitti baktık, İdarecilerin kapıları kırılmış. Yani bayağı bir tekmeyle kırılmıştı. Neyin nesiydi, ne olduğunu bilmiyorduk. Şu an Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi bu iki yurtlardan boşaltmaya başlamıştır. Bu okullara gidip baktığımızda, oradaki yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde bu okulların ciddi manada zarar gördüğünü de biz görüyoruz. Özellikle de İmam Hatip Lisesi'nin pansiyonu çok ciddi zarar görmüş durumda. Okulun bazı kapıları kırılmış, duvarları, işte malzemeleri ciddi manada zarar görmüştür. Hal Cizire'de mektebe sağlam nine. Çünkü asker, polis, mantı her pazar hoca. Kode sağlam ha mektep nine. Kode hep gelir çalışmış, bevin va mektebe temiz nakın. Tamir nakın çünkü. Peşti veci eve zaroke meyde çın lisaye hene çın beşi seri ve hırabu yap kode vi mekamini ka devam bekin. Kode mealim jinine nihal vada. Evet mektep ve bizi yani espoir evlehiyamil devleti ne yazar ki harek mektep ve devleti. Zamanı kurdu bile bakıvın bu huynen. Hem ve de hazın. Mesela okulu da bıraktık. Zaten okulların yurtlarını özel harekete yerleşmiş. Biz okulu da bıraktık. Biz Cizre Lisesi'ne bize bir iki oda vermişler Milli Eğitim. Biz orada işlemimizi yaptık. Bu 8'in içerisindeki işlem. Özel hareket timlerinin YÜBO'lara ya da diyelim yatılı bölge okullarına yerleşmeleri önceki dönemlerde aslında bir siyasal konsept olarak irdeleniyordu, yorumlanıyordu yani. Günümüz itibariyle de yine bu budur. Yani bugün kesinlikle Kürdistan'da ya da diyelim buradaki alanlarda gerek kırsalda olsun, gerek şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde olsun sağlıklı bir eğitim, öğretim koşullarının oluşması söz konusu değil. Yani bu çatışmanın gerek il ve ilçe merkezlerinde farklı şekilde irdelenmesi ya da diyelim yine Cizre, Gever, Varto, Silvan, Silopi, nihayetinde Diyarbakır'da Sur ve belli yerleşim alanlarında yürütülen saldırı konsepti yani eğitim öğretimin de nasıl ne şekilde okunacağını aslında ifade eden bir durum. Yani halka yönelik.
halkın çocuklarına yönelik, öğrencilerimize yönelik bu şekildeki bir saldırı konseptinin siyasetini değerlendirirken, yorumlarken açıkçası eğitim öğretim ortamının şart ve koşullarının varlığıyla ilgili zaten çok da bir şey söyleyemiyoruz. Nihayetinde bir imkar, bir imha, bir yok ediş süreci var. Yani siz de iyi biliyorsunuz Cizre'deki saldırılarda ölen öğrencilerimizin büyük bir kısmı eğitim öğretim çağında olan çocuklarımız. Yani bu savaşın çocuklarımıza, öğrencilerimize yansımasının nasıl olduğunu çok iyi görüyoruz. Çok iyi farkındayız. Temel sorun bu koşullarda nasıl yapılacağından çok özellikle Kürdistan'da Kürtlerin kendi ana diliyle eğitim yapıp yapmayacağı meselesi ondan çok daha büyük bir sorundur. Bu soruna bir çare bulunması gerekir. Belki bu çatışmalı süreçlerin temelinde yatan durum da budur. O nedenle bu sürecin çok ayrı bir özelliği olduğunu sanmıyorum. Biz 30 yıldır savaş ortamında yaşıyoruz. Çünkü şerhaya sürekli biber gözü tavizin, silah tavizin keskin nişancı den servodero parastına zoru ki menin jber ve kose meytev ve bici tırsama he yani bu zoru keme. Eve mektep iroji verken vi makami be zoru keme ne karen herin ki. Çünkü tırsan. Zaroke pazah sale deh sale tanzer ki dibinin redet digirin. Bejin ane ve me polis dite ve me tanzer dite. Kürdistan'da ve Türkiye'nin diğer batı bölüm ve batı illerinde 20 milyon insan en az bu dile bu dili konuşmak, bu dili kullanmak istiyor. Ama devletin asimilasyoncu politikaları bütün ağırlığıyla devam ediyor. Basın yoluyla, eğitim yoluyla, siyaset yoluyla bir dilin yok olması, yani bir halkın yok olması çabası var ve bu bir insanlık suçudur. Buna karşı Kürtler büyük bir direnç gösteriyor, öz savunmalarını geliştirmek durumunda kalıyor, meşru savunmasını yapmak zorunda kalıyor. Evet, biz dilimizi koruyacağız, dilimiz bizim varlığımızdır, dilimiz bizim onurumuzdur, kimliğimizdir. Bazı çocuklar tabii psikolojileri bozulmuş. Bazı çocuklar da cesaretini toplayıp diyorlar biz çalışacağız. Çatışma da olsa, namlunun gölgesinde de olsa biz yine biz gideceğiz, üniversite okuyacağız, üniversite öğrencisi okuyacağız. Bir doktor, bir hemşire, hemşire öğretmen olarak biz geri geleceğiz, halkımıza hizmet vereceğiz. Kürtlerin kendi ana dillerinde eğitim yapmaları en doğal haklarıdır. Ve ben iddia ediyorum, ana dilde eğitimin başlamasıyla beraber bölgedeki sorunların büyük oranda azalacağını düşünüyorum. En önemlisi öğrencinin aidiyet duygusu güçlenecektir. Öğrenci sabahleyin okula gelirken bir aidiyet duygusu hissetmesi gerekiyor. Bunu çok fazla göremiyoruz öğrencide. Hatta bazen ben niye okuyayım, okuyup ne olayım şeklinde düşünen öğrencilere de bazen rastlanıyoruz. Bundan dolayı ana dilde eğitimin çok acil bir şekilde harita geçirilmesi gerekiyor. Kürt olmak kötü bir şeymiş gibi geliyor bize. Yani bize bu kadar baskı yapılması hepimizin çok zoruna gidiyor. Artı biz bu şeylerin olmasını artık istemiyoruz. Artık cidden böyle ciddi bir şekilde derslerimize devam etmek istiyoruz. Okullarımızın güzel bir şekilde açılmasını ve artık biber gazlarından, polislerden uzak bir şekilde eğitim görmek istiyoruz. Burası Kürt bölgesidir. Batı ise Türk bölgesidir. Orada fazla bir şey olmuyor. Burası ama Kürttür diyor, vur diyor, vur diyor, vurma. Burası da, burası hepsi manadır, insandır buradakiler de. Buradakiler de öğrenmeli, buradakiler de öğretmeli. Batıdakiler elbet bir gün batıdakilerine de bir şey olacak hani. Geçen yıl yeni bir süreç başladı bölgede. Bu yürütülen inkarcı imhaya dair dil, tarih ve kültür birlikteliğini organize etmeyen, işletmeyen eğitim müfredatına dair normalde her yıl yaptığımız açıklama, duyuru, tespit ve değerlendirmeler dışında pratik açıdan 3 tane okul biliyorsunuz faaliyete geçti. 3 özgür okulumuz. Bu bağlamda özellikle Gever'de, Cizre'de ve Ahmet'te bir yıllarını bitirdiler bu okullar. Bu okullar ne ihtiyaç olarak, neye binaen süreci başlattı? Açıkçası tekrarlamak gerekirse yani normalde coğrafyada yürütülen asimilasyonist politikaların yine militarist,
cinsiyetçi, antidemokratik politikaların hakim kıldığı süreç ısrarla yürütülmeye çalışılıyor. Geçen yıl biz de bunu kabul etmiyoruz. Madem sistemsel açıdan böyle bir kurgu ön planda değil, artık kendi kurumlarımızda, kendi destek verdiğimiz alanlarda bu süreci yürüteceğiz. Yani doğmuş çocuklar birinci sınıfta mesela kendi dillerinden başka bir dili hemen öğrenilmesi gerekiyorsa, kendi dillerini de aynı şekilde, ana dillerini de öğrenme hakları vardır bu şekilde. Yani kendi mesela Türkçeyi nasıl öğrenmeye çalışıyorlar mesela, lazım olacak diye okumaya çalışıyorlarsa, kendi dillerinin de alınması gerekiyor. Yani ana dilleri sonuçta Türkçedir. Hani bu yasak veya bir dil değildir. Yasaklanmış bir dil değildir. Kendi dili ana dilleridir. Bu ana dillerinde de eğitim görmeleri bence yani doğru bir şeydir. Yani yanlış bir şey değildir. Ben bir lise öğrencisi olarak ilk önce şunu demek istiyorum. Cizre bir abluk altında, yani bunu herkes de biliyor. Yani bizde bizim annelerimiz falan bizi okula artık göndermeyi düşünmüyorlar. Yani dersler falan geç başlayacak galiba okul. Yani Cizre bir abluk altında, bunu herkes de biliyor. Yani bunu söylememe gerek yok. Yani bunu herkes görmemezlikten geliyor. Bunu da biliyoruz. Yani bize gereken dersleri falan, kitapları vermiyorlar. Cizre'deki okullar, hastaneler, yurtlar özel güvenlik polisleriyle dolu. Yani ailelerimiz bizi okula göndermeyi düşünmüyorlar. Yani biz de bundan sonra yani geleceğimize hedefimize ulaşamayacağız galiba. Yani ben gerçekten okumak istiyorum. Yani okumak istemiyor değilim. Ama yani Cizre bir abluk altında, hiç kimse de yani artık yani okumak isteyenler de okumayacak hale gelmişler. Yani arkadaşlarımız falan artık okula gitmeyeceğiz, gitmek istemiyoruz diyorlar. Yani Cizre artık yani eskisi gibi hayatta yani dönmeyecek, eskisi gibi olmayacak. Yani Cizre hala, yani Cizre'deki halklar hala tedirgin. Yani bundan sonra da ne olacağını yani biz de bilmiyoruz. Meallime metirkin embejan zaroke xwa sevgi sagiye beden meallime xwa. Hunş xabere o ne der Kevin Kaçamın herke kuremin. Embejan hoca kaçı şevere lazım. Hun pxodikem buke diye hevene. Hun çay et xwazın, hun kahve et xwazın, hun tandır ekmeği et xwazın. Hatta peynirciyem juarar etkin ha. Peki açmaz meran evlone saldırıya dedin zarok emeği bir zamanı kodişleğine vardı kocun. Eğer birlikte yaşayacaksak, eğer gerçekten 1000 yıllık beraberliği sürdürmek niyetindeysek, bütün değerlere saygılı olmak ve eşitlik temelinde birlikteliği sağlamak lazım. Eşitlik nasıl olur? Kürtlerin de kendi öz yönetimlerini kurmasına olanak sağlamak lazım. Bu ayrılmayı gerektirmez. Eğer bütün ekonomik, siyasal, kültürel talepleri karşılanmışsa, demokratik talepleri karşılanmışsa Kürtlerin veya başka halkların ayrı yaşama gibi bir dertleri olmaz. Ama Kürtler hiçbir zaman bütün değerlerinin çiğnendiği, asimilasyona uğradığı, baskı altında tutulduğu bir beraberlikten yana olamazlar. Böyle bir beraberlik sürdürülebilir bir beraberlik olmaz. Türkiye'nin batısıyla doğusu bazı insanlar için tamamen bölünmüş durumda abi. Türkiye'nin haritası ortadan kesik gibi bakanlar var, dışlayanlar var. Diyarbakırlıyız diye teröristin diyenler var. Batılı arkadaşlarımız tarafından işittiğimiz hakaretler var. Ana dilim Kürt, babam hiçbir harf Türkçe bilmiyordu, anam bilmiyordu. Bunlar ne diyelim ki artık? O devlet de biliyor ki Güneydoğu hepsi Kürt dilidir. Yıllar yılıdır bunun propagandasını yaptılar. Yıllar yılıdır işte biz asimilasyonu durduruyoruz. Almanya'da bizzat Cumhurbaşkanı bunu deklare etti. İnsanlık suçudur asimilasyon. Nihayetinde böyle bir belirlemeyi bir siyasal argüman olarak Kürt coğrafyasında yürüttüler. Ama gelin görün ki en son geldiğimiz aşama geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen önergeye verilen yaklaşımdır. Hala faşist, İnkarcı, militarist, cinsiyetçi, antidemokratik sorgu, tartışma burada aslında ön planda. Eğitim, öğretime de bu süreçte başlıyor bir şekilde. Öz yönetimi açıkçası biz yerelleşme olarak görüyoruz. Ki doğru olan da budur. Yani her bölgenin kendi renginin, kendi kültürünün ön plana çıkması doğru olanıdır zaten. Yani tek tip bir anlayış
Türkiye gibi mozaiği çok güçlü olan bir ülkeye bir şey kazandırmıyor tek tip anlayışla. Artık bu tek tip anlayıştan vazgeçilmesi gerekiyor. Yerellerin ön plana çıkması gerekiyor. Yerelin ön plana çıkmasını şu şekilde de ifade edebiliriz. Aslında doğrudan demokrasinin uygulanması demektir. Direkt alınan kararların halka danışarak, halkın bu karar sürecine katılarak alınması anlamına geliyor. Ki doğru olan budur. Doğrudan demokrasiyle, yerelin ön plana çıkarılmasıyla ben birçok sorunun çözüleceğine inanıyorum. Ankara, Diyarbakır'daki eğitim-öğretim sorunlarına, Ankara, Artvin'deki eğitim-öğretim sorunlarına, Hakkari'deki eğitim-öğretim sorunlarına ya da bu bağlamda özellikle Edirne'deki eğitim-öğretim sorunlarına cevap veremiyor artık. Yani gerek ana dilde eğitimden tutalım da eysel müfredata kadar. Öyle bir realite ön plana çıkmış ki bugün TÜRGEV ya da diyelim Ensar üzerinden ya da diyelim TÜRKEN üzerinden bir eysel format yürütülüyor. Yani Bilal Erdoğan'ın eline bırakılan bir tartışma var. Şimdi bu kadar ucuz, bu kadar basit olamaz. Yani öz yönetimle ilgili belirlememizde şunu net ortaya koyuyoruz. Eğitim kesinlikle halkların kendi öz iradeleriyle, öz temsiliyetleriyle işlettikleri, şekillendirdikleri bir formata kavuşmak zorundadır. Bunu yani öz yönetimle beraber değerlendirdiğimiz zaman kendi bulunduğu alanda kendi kendini var etme, kendi sorunlarına kendi cevabını bulma, kendi çözümünü bulma temel bir ihtiyaçtır artık. Temel bir beklentidir. Nihayetinde bu kadar devasa, bu kadar büyümüş sıkıntılı sorunlara cevap bu şekilde çözüm üretir. Temizlik parası ya zoru ki hem dedin. Hakkı temizlik o mektebi hem dedin. Dibi temizlikçiye mehe hem için mektebi növ çüper edimine. Bu am hakkı temizlik edin, hakkı defteri o am dedin, hakkı kitabı o am dedin, her tişte o yani, hatta hakkı sınav vajı am dedi. Yerel yönetimlerde sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, diyelim trafik hizmetleri ve benzer sorunlar halkın seçilmiş temsilcileriyle ve meclisleriyle bir yönetim sistemi oluşturulduğunda mümkün olabilir ve arzumuz da budur. Bu ayrılmak anlamına gelmez, bu merkezi yönetimi reddetmek anlamına gelmez. Ortaklaşılan konularda merkezi yönetim, yerel sorunlarla ilgili yerel yönetimler sorunlarını çözebilirler. İşte bu anlamda da eğitim yerel yönetimlere doğrudan bağlı olmalı ve her yörede ağırlıklı olarak konuşulan dil neyse o dille eğitim yapılmalıdır. Bir dil eğer bir başka yörede çoğunlukta ve ağırlıkta değilse bile o dili öğrenmek isteyenlere o olanak sağlanmalıdır. Hiç ittirsa mehe yani devlet baskı mebik yani zoru ki mebik uca buraya mı diyeceğiz ki dışı kule haya mergav ed ve gerihe az hevim telaş ki pır giranda yani az bizim acaba kokurum çoğu temali ve serdar mali ve kuştun ve girtin ve çoğu çebe hani az dikevim tırsı huve ki mazın hata kurem ve digere. Batı'daki öğrenciler daha iyi ders görüyor. Onlara böyle baskı yapılmıyor. Onlar linç edilmiyor. Bizde daha kötü oluyor. Çünkü biz de tabii ki de dersi işleyemiyoruz. Çünkü okulumuzun karşısında emniyet müdürlüğü var. Her an korkuyla ders işliyoruz. Aynı şekilde sınavlarımızda da aklımız hep dışarıda olduğu için biz kendimizi derse veremiyoruz. Bu da tabii çok zor bir durum. Biz daha düşük oluyoruz. Biz daha düşük seviyede eğitim görüyoruz. Onlar daha yüksek seviyede eğitim görüyorlar. Bu da bizim yani biz kendimizi haksızlık olarak görüyoruz. Çimali viali ise mektebe zoru konu sekinin jibu peşarujyo ve jibu kandino ve bibin koy meslek yani evci ker kwa bene ser zoru konu sekinin. Ama mülü batıya sar zoru kod sakin. Kudu mektabı bani de mektabı mülüme kudu eğitimi var ne yaka? Kesinlik farkı eğitimi cihaya. Te eğitimi mealmi ilo mülü doğu eğitimi sbahi nadı zaru gime. Yerune yer telefona kwa hali oynamış bebe ya. Eğitimi çim kunadı. Beci o müteşevan ineş kora bileyzin. Öz yönetim olduğu zaman o yerelde kendi okullarını, kendi seçmeli dersleri, kendi müfredatını, kendi bir nevi genel yönetmeyi kendileri karar verecekler. Merkezi olmayacak, Ankara'dan beklenmeyecek. Onun için bu öz yönetim eğitimle ilgili bütün kararları, bütün derslerin programları olsa, eğitim programları olsa o yerel karar verecek.
merkeziyet kararı olmayacak. Devletin mesela bu konuyla ilgili bir güvencesinin olduğunu sanmıyorum. Tam tersine bu çocukların üzerinde bir baskı olarak bulunduğunu şey yapıyorum. Ben çünkü bu çocukları okutabilmek için mesela burada da bu şartlar olduğu için çalışma şeyimiz yok. Burada mesela çalışma imkanımız da yok. Gidiyoruz mesela batı tarafında çalışıyoruz. Geliyoruz bu çocukları aynı şekilde okutmaya çalışırken tabii mesela nasıl okuyacaklar? Okula gitsinler, okulda baskı görecekler mi acaba? Okuldan geldikleri zaman aldığı dersleri mi kafanda tutacaklar? Yoksa gelecek baskıları mı mesela yatarken mesela silah sesiyle uyanan çocuklar mı o baskıyla mı uyanacaklar? Yoksa okulda gördüğü derslerini mi düşünecekler? O konuda işte devlet tarafından yani bir güvence olduğunu sanmıyorum. Sokakta evimizde Kürtsek, okulda Türk yerine koyuluyoruz. Türk gibi konuşma zorunda kalıyoruz. Mesela okulda Kürtçe konuşmak yasaktı ilk dönem. Ben 8. sınıftayken okulda Kürtçe konuşmak kızan öğretmenlerimiz vardı. Müdür yardımcılarımız vardı. Hakkınızda işlem başlatılır diyen müdür yardımcımız vardı. Mesela evde geliriz gideriz diyorduk. Kürtçe konuşuyoruz mesela. Okula gelince kitaplarda öğretmenlerin okuduğu kitaplarda düzgün bir Türkçe ile konuşmaya çalışıyoruz. Bunu yapamayan arkadaşlarımız var, zorluk çeken arkadaşlarımız var, zorluk çektiği yüzünden hakaret işleten öğretmenlerimiz var. Kürtler kendi okullarında kendi diliyle eğitim görmek durumundalar. Bu Türkçenin dışlanacağı anlamına gelmez. Türkçe de öğrenilecek, Türkçe de ders görecek ama ana dilinde kendi Kürtçesinde eğitim görecek. Yine kendi diliyle devlet görevi yapabilecek, kamu hizmeti yapabilecek. Kamu hizmeti yapabildiği dile ilgisi daha çok artar. Vallahi ne yapak? Bu Erdoğan yüzünde okullara da gidemiyoruz. Bu Erdoğan yüzünde eğitimsiz kalıyoruz. Şimdi Erdoğan başbakanlıktan çıksa ne mutlu bize. Hepimiz çok iyi olacağız, mutlu olacağız. Efka ani sere malate kurma açma, kamalate kurma çiçek diye. Kazarok halo deh sali, paza sali kaçıl yasta deh bu mazarok bu. Hecit beje teröristet beje nesi file hati koştun. Yak heyvi zaroka yak heyvi ye. Keşke bu şata altında hiçbir şey bombalı istiyalı olmasaydık, keşke batılar gibi güvenli ve sakin bir yerde olsaydık. Öyle kötü bir durumdayız ki öğretmenlerimiz gelsin, okula gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımızı özlüyoruz, oynayamıyoruz. Ben ne yapacağımı da bilmiyorum. Keşke oynayabilseydim ve okula gitseydim, öğretmenimi bir kez daha görseydim. Ama hiç göremedim. Hiçbirini yapamadım. Her birini teker teker yapmak isterdim. Yazmayı özledim, okumayı, her şeyi özledim. Dışarı çıkmayasa, bombalar istemeye, nişancılar. Hepsi de çok kötü. Eğitim elbet yalnız Kuzey Kürdistan'da değil, Türkiye'de de sorunlu başlıyor. AKP 13 yıllık iktidarı süresince eğitimi tamamen kendine göre şekillendirdi. Sendikal örgütlenmeyi bertaraf ederek eğitim emekçilerinin büyük bölümünü kendi yanına çekti. Geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğu yönetmenliğin yargıdan dönmesine rağmen hala tüm eğitim kurumlarında AKP'nin atadığı yöneticiler görev yapıyor. Sorunlar bunlarla da sınırlı değil. Eğitimin içeriği geçmişin Kemalist mantığı tersinden taklit edilerek öğrencilere bu kez dindar bir mantıkla tek tipleştiricilik dayatılıyor. Özellikle ülkemizin bir tarafında gerçekten inanılmaz bir
savaş ortamı var. O bir tarafında savaş ortamında başlayan bir eğitim öğretim yılı var. Diğer tarafta bu tarafta batı tarafında İstanbul'da bizim daha çok hani sorunlarımız bu 4+4 sistemiyle gelen TEOG sistemleriyle devam eden ve özellikle liseler, ortaokullar şu an hala hangi okula gidebileceğini bilemeyen birçok öğrenciyle başlayacak. Ve daha önce çıkardıkları öğretmenler için bu 10 yılını, önce 8 yılını dolduranlar dediler, sonra 10 yılını, sonra 15 yılını dolduranlar dediler. Birçok öğretmen bunun için bazı tayin istedi. Tayinler durduruldu. Çoğu okulda haber alıyoruz ki non fazlası durumuna düşmüş bu iptal edilmelerden dolayı. Şimdi öğretmenlerin de nerede olacağı belli değil. Öğrencilerin de bir kısmının nerede, nasıl eğitim alacağı belli değil. Ki bu saate kadar belirlenemeyen bir şeyde eğitim öğretim başlıyor tabii ki. Bayram sonrası okullar açılacak deyip büyük bir heyecanla okulu açılmasını bekleyen insan olduğunu düşünmüyorum yani. Bu her tatil olduğunda da çocuklar böyleydi de yani şimdiki biraz daha bir farklı bir örtü var yani şeyin üzerinde. Başka şey hani bu soğuma mesela Cizre'deki bir çocuk için bir buzdolabında olma gibi bir şey. Yani bu taraftaki bir çocuk için başka bir şey, psikolojik bir şey. Ama orada daha belirgin ve görsel bir şey. Fiziki koşulları zaten anlatmamıza yıllardır gerek yok. Okulların yeterince ödenekleri yok. Ödenekler olmadığı için fiziksel koşulları çok kötü durumda. Ve birçok aileden şu an için her ne kadar olsa da kayıt parası istiyorlar. Yani bugün özel okullara bile öğrenci başı 3000 liranın üzerinde bir teşvik verirken devlet okullarına ailelerin kayıt parasından 100 lira, 200 lira onların kayıt parasından alınan şeylerle okulların işte sıvı sabunundan tutun da kağıt havlusundan fotokopi kağıtlarına kadar hepsini velinin sırtına yüklüyor. Eğitimi gerçekten kökten değiştirdiler. Buna katılıyorum, bu doğru. Yani bu sözlük anlamıyla doğru. Ama nasıl değiştirdiği, bir şeyi nasıl değiştirdiği de çok önemli. Nereye doğru değiştirildiği, neye doğru evrildiği çok önemli. Bir kere eğitimde ciddi anlamda bir tarafkirlik ilişkisi yaratıldı. Bu bir. Eğitim bileşenleri içinde arasında, yani çocuklarla veliler, velilerle öğretmenler, idareciyle öğretmenler arasında. Bu kadrolaşma siyasetinin, ben en iyisini bilirim, tek güç benim, başka bütün muhalif ya da eleştiri veya katılımcı olan herkesin düşüncelerini yok sayan ve o gücü elinde bulunduran devletleşmiş bir hükümetin eğitime doğru yönelimi baskıyı ve tektipleşmeyi getirdiği için burada ciddi bir tepki var aslında. Yani bir birikmiş bir tepki var. Bu zaman zaman bizim örgütlüğümüz dahilinde karşı çıkıyoruz, reddediyoruz, itiraz ediyoruz. Ama bu onu değiştirecek ve dönüştürecek bir güce tekabül etmiyor, onu yaratamıyor. Yıllardır hani müdür yardımcılık görevinde olan insanları bile bir çırpıda işte şube müdürünün, onunla çalışmayan şube müdürlerinin puanlama sistemiyle onlar görevden alındı. Yerlerine yeni arkadaşlar öğretmen camiasından ama hiçbir şeye olmadan sadece belli bir sendikaya ait aidiyetlerine ve gerçekten hükümete karşı yakınlıklarına bağlı olarak alınan bir idareci kadrosu var. Şimdi bu idareci kadroları bir liyakati olmadığı için de öğretmenleri yönetmekte ve okulu idare etmekte gerçekten büyük sıkıntılar çekiyorlar. Okul durumu nedir? Derslerinde başarılı? Berbat. Neden? İşte öğretmen bir değiştiriyorlar, bir alıyorlar. Ondan sonra okul değiştiriyorlar. Okulda kaç kişi var? Hep onların şikayeti anlatıyorlar da. Devlet okulunda mı? Devlet okulunda. Neler anlatıyorlar? Ne şikayetleri? Öğretmen hep anlatıyorlar. Bazen dövüyor bile diyor. Bizim okulda en son bir örneği oldu. Çarpıcı diye anlatmak istiyorum. Öğretmenim bir arkadaşımız birinci sınıf istiyor. Yeni geldiği için okula işte hem de 4 sene okulu bitirmek istiyor 4. sınıfa kadar. Diğer bir arkadaş da ben seneye kızımın şeyinden dolayı emekli olacağım. İkisinde sınıfı yok. Yani yeni sınıflar verilecek. Hayır diyor, ben müdürüm, işte bir isteyene ara sınıf isteyene birinci sınıf veriyor ve müdürlüğünü bu şekilde. Halbuki diğer türlü de yaratsa kendi müdürlüğünü yaratmış olacak. Bunun bile farkında değil arkadaşımız. Bir okulda hiçbir soruşturma geçirmemiş, yöneticiliğine dair ya da orada
ilişkilerine dair, iş yerindeki bileşenlere dair, öğretmenlerle, velilerle, öğrencilerle hiçbir sorun olmayan bir yöneticiyi düşünün. Hiçbir gerekçe gösterilmeden sadece iktidar gibi düşünmediği için o görevinden alınabiliyor. Onun yerine başka biri, daha yetersiz biri, sadece iktidara yakın olduğu için getirilen birini insanlar orada görünce, çocuklar da dahil olmak üzere, veliler de, öğretmenler de, bütün o eğitim bileşenleri bunu ciddi bir kaygıyla ve kuşkuyla, güvensizlikle, tereddütle izliyor. OECD raporlarında da OECD ülkeleri arasında biz temel eğitimlerde sonuncu sıralardayız. Her sene 1-2 puan aşağıya giriliyoruz ve hiç yukarıya çıkamıyoruz. Şimdi bu 4+4 sistemi başladığından beri de bu böyle oldu. Şu an için yaklaşık 30 OECD ülkesi arasında 28. 29. sıralardayız. Derslerine göre tabii ki değişiyor. Elektronik okuduk biz, elektronik. Yani okulda aldığımız eğitimle verdikleri sertifikayla yapabileceğimiz bir şey olmuyordu yani. Dışarıda çalıştıklarımızda, staj yaptıklarımızda aslında tecrübe kazandık. Bir çocuğun biz başarısını şeye bağlıyoruz. Matematiği iyi biliyor mu ya da Türkçe iyi biliyor mu? Sorgulatmayı, yani çocuğa sorgulatmayı öğretmiyoruz. Ya da çocuğun fikirlerine saygı duymuyoruz. Onu bir birey olarak karşımıza almıyoruz. Ben yani gökyüzünü kırmızı çizdi diye resim defterini fırlatan öğretmen biliyorum. Onun zihnindeki gökyüzü kırmızıysa kırmızıdır. Milli güvenlik derslerine de askeriyeden komutanlar gelirdi. Belli bir kimlik yetiştirmek için. Şimdi de camilerden veya ablalar, abiler mahallelerdeki 2 yıllık ilahiyat diploması olan bile yetiyor. Evden, açık öğretimden böyle bir diplomayı alan bile ablalar, abiler okullara getiriyorlar. Bu okullarda seçmeli dersler adı altında. Zaten seçmeli ders, adı seçmeli ders. Çünkü çoğunun hocası ve öğretmen olmadığı için seçemiyor öğrenci. Ve seçmeli ders daha çok din üzerine olan seçmeli, zorunlu derslere dönüşüyor. Çocuklar da bunları gerçi birçoğu kabul etmiyor ve daha çok fiziksel etkinlikleri falan tercih ediyorlar ama yine de bu o dediğimiz insanlar eliyle özellikle din kültürünün yanında işte Hazreti Muhammed'in hayatı, işte onların Kur'an-ı Kerim dersleri gibi dersler çok veriliyor öğrencilere. İnsan ahlakına dair, insan olmaya dair, hukuka dair, adalete dair, vicdanlı olmaya dair her konuda toplum alabildiğine hırpalanmış durumda. Yani söyleneni bakıyor, yapılana bakıyor, bu çelişkiyi yaşıyor ama bunu güçlü bir şeyle değiştirme iradesine sahip değil. Ama memnun da değil, mutsuz. Bütün bileşenler mutsuz. Küçükçekmece'de 3 tane İmam Hatip lisesi var. Şimdi hepsine baktığımızda şu an bunların 3'ünün de 100'e yakın kontenjanı boş. Ve 100'den fazla birçoğunun. 128 birinin, 101'inin ve diğerininkini tam hatırlamıyorum ama 100'ün üzerinde olduğunu biliyorum. 3 tane İmam Hatip lisesinin 100'ün üzerinde kontenjanı açıkken Anadolu liselerinde ve şeyde yer yok. Öğrenciler Endüstri Meslek Lisesi'nde geçen yıl bir sınıf her gün işte bir gün 9. sınıflar okula gelmiyor bir gün. Çünkü sıkışık, okulda yer yok endüstri. Şehit Binbaşı Endüstri Meslek Lisesi'nde. Yani yanında hemen İmam Hatip var. O İmam Hatip'lerde ama kontenjan boşlukları, öğrencilerin sayıları çok az. Şimdi geçen gene bir veli üzerinden şikayet gelmişti. Hocam böyle böyle benim çocuğumu İmam Hatip'e yönlendiriyorlar. İmam Hatip'lerde sadece boş yer varmış. Çocuğum işte 422 puan aldı. Hiçbir Anadolu Lisesi'ne şu an için yerleştirilmedi. İmam Hatip'i de beğenmiyorsan açık öğretime 420 puan alan öğrenciyi açık öğretime yönlendiriyorlar. Şimdi orada o da demiş ki yani madem İmam Hatip'lerde boş var yüzlerin üzerinde 3 İmam Hatip'i 2 İmam Hatip'i indirin, 1 İmam Hatip'i Anadolu Lisesi'ne çevirin madem talep var. Zaten İmam Hatip'leri talep var doğrultusunda açıyorsunuz. O zaman talep yok adı çıkıyor buradan ve siz 1 İmam Hatip'i normal liseye çevirin ve çocuklar bu ilçede çocuklarını liseye gönderebilsinler. Yani okul seçimi öncelikle eğitimi, yani okulun verdiği eğitim de çok önemli. Hani bence okul öyle seçilmeli. Yakın değil de hani hangi okul, mesela ben çocuklarımı okuttuğum zaman öyle yaptık. Biz seçtik, hani yakınımızdaki okullara vermedik çocuklarımızı. Nasıl devlet bir araştırma yapıyorsunuz? Ya benim eşim servisiydi. Okullarda servisiydi. Hani biliyordu Bahçelilerdeki hani en iyi okul hangisidir diye ilk öğretim. Biz öyle hani bildik ama tabii bizim gibi bilmeyen insanlar da var. Hani araştıramayan insanlar da var. Kendi çevresindeki okullara verebiliyorlar. Hani o biraz da maddiyatla hani alakalı. Benim vardı bütçem. Hani onları gönderebiliyordum. Servise gidip gelebiliyorlardı ama yani her aile için, her çocuk için aynı
hani şey geçerli değil. Ben Bahçelievler'de oturuyordum. Fatih'te Selçuk Kız Meslek Lisesi'nde okuyordum. İşte otobüse gidip geliyordum. Çok zorlanıyordum öyle. Peki neden oradaki bir okulu tercih ettin? Çünkü orada istediğim bölümler vardı o zaman, o yüzden. Geçen sene çok zorlandığım için sınıfta kaldım. Şimdi gene o okula gitmek zorundayım ama gitmek istemiyorum. Naklimi vereceğim, verilmiyor da. Temel eğitimler, özellikle sanat eğitimleri bitmiş durumda. Yani her sene düşen bir sanat eğitimi var. Yani görsel sanatlar, çocukların rahatlayabileceği bedensel, fiziksel etkinlikler olan beden eğitimi dersleri, felsefe grubu dersleri. Bunların hepsi çocukların aslında başka bir kanala yöneleceği, çocuklar da rahatlatacak olan derslerken bunlar hiç önemsizmiş gibi bir tarafa atılıyor. Zaten bunlarda, bunlar olmadığı bir eğitim sisteminde de diğer temel derslerde en son OECD raporlarının en son raporlarında en son sıralarda da yer alıyoruz diye görüyoruz. Bizim sistemimizde çocuk sorgulamayı öğrenmiyor. Hani çocuk şey gibi, ilk başlıyoruz çiçek ol, çiçek olacaksın. Ondan sonraki yıllarda da ağaç olup gidiyoruz. Yani yabancı ülkelerde, mesela Almanya'da ilk 3 yıl öğretim diye bir şey yok. Tamamen eğitim. Öğretmenin ekonomik olarak bağımsız olması lazım. Rahat olması lazım. Rahat, öğretmen rahat olmayınca eğitimi de rahat veremiyor. Çünkü kafasında hani bir sürü soru var. Aldığı, mesela benim bildiğim kadarıyla 2500 lira bir ücret alıyorlar. Bu ücretten evi yoksa, iki tane çocuğu varsa bölüştürün, geriye kalıyor öğretmene? Ay başına getirebiliyor mu? Getiremiyor mu? Bir öğretmen bugün ek dersini bile tam alabilmesi için işte bazı sendikalara yönlendiriliyor. İşte kurs açabilmesi için bazı sendikalara yönlendiriliyor. Şimdi devletin baskısı, birçok müdür idareci arkadaşımız hukuksal yollarla kazandığı davaları şu an hukuku ilçe milli eğitim müdürüne uygulamıyor. Şimdi bunun düzeyinde de eğitim senin üye sayısı yine de bu baskılara rağmen iyi bir konumda diye düşünüyoruz ama tabii ki yeterli değil. Bu baskıların öncelikle kaldırılması lazım. Şimdi eğitimin demokratikleşmesi için bir kere yerelleşmesi lazım. Şimdi eğitim yerelleşmediği, merkez sistemden yönetildiği için bugün İstanbul'daki çocukla Hakkari'nin köyündeki çocuk, Yozgat'ın köyündeki çocuk aynı eğitim, aynı kitaplara tabi olamaz. Kitapların içeriği çok önemli. Hepsi aynı içerikte. Toplumsal cinsiyet açısından tehlikeli kitaplar, söylemler. Bölgede bir savaş sürüyor. Orada evet, belki kullanılmaz hale gelen okullar var. Orada da pozartesi günü çocuklar okula evet, başlayacak. Evet. Nasıl bir şey bekliyor onları? Nasıl bir ortam bekliyor? Vallahi bilmiyorum. Kesinlikle bir şey diyemem. Tehlikeli bir ortam bekliyor diyebilirim. Yani olmaması gereken şeyler oluyor. Ben sadece bir eğitimci olarak, sistematik olarak bakıyorum. Bakın, sistemler bütündürler. Batıda bir, doğuda bir sorun varsa bu ülkenin genelini, batıyı da etkiler. Batıda varsa doğuyu da etkiler. Türkiye'nin her tarafında aynı şeyi ve her tarafı için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Ya mesela Cizre'deki çocuk şimdi eğitim için ne düşünüyor? Hani oraya bakarken, okula gidecekken, yani çıkıp üst baş alırken veya işte defter kalem alırken ne düşünüyor acaba? Nasıl bir duygu içerisindedir? Bu sosyolojik bir konu. Yani araştırmak gerekiyor bunu. Ülkenin eğitim sistemi de ülkenin siyasi atmosferinden çok uzak değil. Ülkenin siyasi atmosferi ne kadar demokratikleşirse, ne kadar hukuk herkese eşit kıvamda çalışmaya başlarsa, eğitim sistemi de bundan payını alacaktır, demokratikleşecektir. Herkesin adil, eşit, özgür bir okula kavuşması ancak baştan siyasetten ve diğer ayaklarının tam olarak gerçekleşmesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Bizim eskiden kurulduğumuz süreçle bugünkü süreç aynı değil. Yani sendikaların gelişme süreciyle, kuruluş süreciyle, mücadele süreciyle bugünkü süreç aynı değil. Yani sendikaların karşısında işverendi eskiden. Biz işverene karşı mücadele ediyorduk. Şimdi sendikaların karşısında başka bir sendika çıkarılıyor. Başka bir güç çıkarılıyor. Ve dolayısıyla onu zayıflatıcı bir etkisi de oluyor kuşkusuz. Ben lise mezunuyum. Devlet memuru olabildim. Çocuklarım üniversite bitirecek. Devlet memuru olup olmayacağında tereddütlüyüm. İş bulup bulmayacağında da tereddütlüyüm. En güzel okulda okuyacak, başladı bu sene. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyacak çocuğum. Makine mühendisliğini bitirecek. Ama sonuçta benim kadar bir geliri olacak mı diye şüpheleniyorum. Aile birliği adı altında siz hayır diyorsunuz. O çocuğunuzu buraya yazdırabilmen için şu kadar para vereceksin diyor. Bunu ben değil, benden değilse senden, senden değilse öbüründen. Aile birliği bir şekilde alıyor. Devlet okullarında bu ihtiyaçların devlet tarafından gideriliyor olması gerekmiyor mu? Öyle gerekiyor ama
Şimdi öyle bir şey yok. Yani devlet avantajı sırtından geçirmeye çalışıyor. Kızınız Urfa'da görev yapıyor. Evet. Konuştuğunuzda nasıl şeyler aktarıyor? Eğitim sistemiyle ilgili herhangi bir sıkıntısı var mı? Eğitim sisteminde ailelerin biraz sorumsuz olduğunu söylüyor. Yani kimse çocuğuyla ilgilenmiyor. Ondan sonra hatta evine gidip çocuğu okula getirdiği oluyor. Ondan sonra öğretmenler gününde ona hediye olarak yumurta getiriyorlar. Bundan mı şikayet ediyor? Yok, şikayet değil. Yani güzel şeyler. Ondan sonra oyun oynarken birden oyunu bırakıp kendisinin istediği oyunu değil de onların istediği hala oyunu çekmeye başlamışlar. Küçenhame'de yeni başlayan eğitim öğretim yılını vesile sayarak bu kez eğitimin sorunlarını mercek altına aldı. Gelecek küçenhamelerde buluşmak dileğiyle.